Yeni Çağ Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, pariteye bakacak olursak dolarda fiyatlarda sınırlı yükseliş devam ediyordu derken aslında bugün o sınırlı yükseliş biraz daha ivme kazandı gibi görünüyor. Ama Euro'da tüm zamanların rekoru yaşanıyor. Altına baktığımızda altın fiyatları da 3 haftanın en düşüğü gibi görünüyor şu dakikalarda. Diğer taraftan Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hukukun üstünlüğü tartışmaları başladı. Biz yabancı yatırımcı ararken diğer taraftan böyle gelişmeler bunları nasıl etkileyecek? Dün de aslında meclisten geçen bir kararı konuşulmaya başlandı. Üstünde bina olsa bile o alan rezerv alan ilan edilebiliyor. Peki bu acaba Anayasa Mahkemesi'ne giderse geri döner mi? Ne olur? Neden bahsediyoruz? Diğer taraftan emeklileri çok fazla ilgilendirecek bir gelişme var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Hepsini de konuşacağı ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet, dünün en önemli gelişmelerinden biri aslında bugüne de yansıdı. Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında bir suç duyurusunda bulunuldu. İşte biz de sürekli yurt dışından sermaye gelir mi, yatırımcı gelir mi tartışmaları varken aslında Türkiye'deki en önemli şeyin de ekonomide güven ve bir taraftan da hukuk olduğunu anlatmaya çalışırken bu yaşananlar bize neyi anlatıyor? Ne dersiniz? Buyurun. Ebru Hanım, bir ülkeye para gelmesi için düzen gerekiyor. Düzen de hukuksuz, adaletsiz olmuyor. Şimdi biz düzeni, hukuku, adalet mekanizmalarının oluşması gerektiğini düşünürken, söylerken, hukuk düzeninin oluşması gerektiğini söylerken, hukuk düzenindeki iki taraf birbirine giriyor. Şimdi bu olacak şey değil. Şimdi bu olduğu zaman ekonomiye güven tamamen sarsıyor, ülkeye güven tamamen sarsıyor. Dedik ki reformlar yapılırken birinci reform hukuk reformu. Biz hukukta reform beklerken hukukta daha büyük bir karmaşayla karşı karşıya. Dolayısıyla bu işin ekonomik faturası çok ağır olacak maalesef. İki yönden ağır olacak. Bir genel ekonomiye dışarıdan gelecek kaynak maliyeti ve kaynaklara açısından çok ciddi sıkıntı. Şimdi firmalar, bankalar kredi görüşmeleri yapılıyor 2024 için. Kredilerini yeniden krediye dönüşmeye çalışıyorlar. Şimdi burada bir çok ciddi sıkıntılar olacak. İnsanlar şimdi hani %60-70 evet derken şimdi bu evet demeleri olasılığı %35-40'lara indi. İşte tekrar bunu yukarı doğru çekmek lazım. İkna kararı. İkna etme olasılığı giderek şu 50'nin altına geliyor. Şimdi bunun da bir finansal maliyeti var. Bu senin alacağın kredi risk primini yükseltecek. CDS'in yükselmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Birincisi bu. Bir parayı bulman lazım. Bir de o paranın maliyetine katlanman lazım. Bunun bedeli ne? İşte hukuk. Anlatayım, hukuk da kargaşa. Anayasa Mahkemesi'nin doğru ve yanlış anayasaya göre aldığı bir karar Yargıtay 3. dairesi ben kabul etmiyorum diyor. Bir de Anayasa Mahkemesi üyeden dava açıyor. Şimdi böyle bir şey. Yani dünyada olacak şey değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu olabilecek bir şey değil. Çünkü bu ülkenin en üst mahkemesi Anayasa Mahkemesi. O bittiği zaman ancak dış mahkemelere gidebiliyorsun. Uluslararası tahkime gidebiliyorsun. O gitmeden gidemiyorsun. İşte nasıl olacak şimdi? Şimdi bu durumda size kim güvenir? Hiç kimse güvenemez. Bu işin bir tarafı. Diğer taraftan önceki gün bize göre son derece yanlış, anayasa aykırı bir karar çıktı. Nedir? Rezerv yapı alanı. Rezerv yapı alanında şu an senin bulunduğun konutun niteliğine bakılmaz. Gelip senin konutunu yıkabilirim diyor. Yalap şap hazırlanmış bir karar. Bana sorarsanız aceleye hazırlanmış, içi doldurmamış, gerekçeli oluşmamış bir karar. Ben diyor senin bir mahalleyi alırım toptan içine eski yere bakmam yıkarım rezerv alanı derim sana da gider diyor. Yerin nerede? Bakırköy'de mi? Ben sana gider diyor Sarıgazi'ye bir yer veririm. Veremez. Veremez. Mülkiyet edinme hakkını yok ediyor. Sen aldığın için mülkiyet artık garanti altında olmuyor bu kararla beraber. Gittin bir ev aldın bir ay sonra rezerv alanı ileride gitti güme. Evet. O zaman ben niye mi alayım? Şimdi dolayısıyla şimdi mülkiyet edinme gibi bireysel bir hak ortadan kalkıyor. Bunu kim götüreceksin? Anayasa Mahkemesi'ne götürmen lazım. Çünkü bireysel haklar Anayasa Mahkemesi'nin güvencesi altında. Anayasanın güvencesi altında. Ona da Anayasa Mahkemesi bakıyor. Şimdi ne oldu? Şimdi Anayasa Mahkemesi yakında birbirine girince iş başka bir yere. Evet.
Anladın mı? Bir kararın anayasaya aykırılığını savunabilirsin ve varlığını savunabilirsin. Bu da başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Doğru savunabilirsin. Bu da başka bir olay. Bunun ekonomik faturası maalesef bu alınan kararların dünyada Türkiye'nin sigortası primleri artırarak önemli noktalara gelecek gibi görünüyor. Bakacağız hep beraber. Ama nasıl olacağını göreceğiz hep beraber. Ama sıkıntısı maalesef olacak gibi geliyor. Evet. Bunun bir ekonomik faturası olacak. Dış krediler özellikle. Bu tabii bu verilen kararların aslında dövizde de bir etkisi var galiba, değil mi? Kısa sürede gördüğümüz yani. Tabii tabii, bir anda 20-40'larda 20-63-90'a kadar çıktı serbest piyasa kurlar. Hızla da çıkmaya devam ediyor. Bu da çok ciddi sıkıntı. Merkez Bankası da elini yavaşlatıyor. Da müdahale edecek kurumların da, kuru stabilize edecek kurumların da elini maalesef zayıflatıyor. Bu da kura doğru yukarı doğru çok ciddi basınç yapıyor. Çünkü güvensizliğin olduğu yerde insanlar senin parandan da kaçıyor. Sana para vermekten de imtina ediyor. Dolayısıyla yabancı paralara doğru iş kaymaya başlıyor. Zaten sıkıntı burada. Evet. Hep beraber görünür önümüzdeki günlerde ama bunun ekonomik faturası maalesef biraz fazla olacak gibi duruyor. Evet. Peki gelelim o zaman emeklilere. Heyecanlı Ocak ayında yapılacak zammı bekliyordu aslında bütün emekliler. İşte 4 aylık rakamlar açıklandı. 29-40 seviyesindeydi. Geri kalan Kasım Aralık değil ya da beraber 6 aylık işte 37-38 gibi çıkacak, çıkması bekleniyordu enflasyonun. Refah payı artışı deniliyor. İşte yerel seçimler yaklaştı. Bu rakamın üzerinde yani %50 gibi bir artış bekleniyordu ki Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. Mehmet Şimşek diyor ki 2009 yılından itibaren maaşlara yansıtılan enflasyon farkının üzerine refah payı ekleniyordu. Bu refah payını kaldıracağız diyor. Şimdi düz anlamıyla mantığıyla düşünürseniz ben diyor ki ekonomik büyüme var. Ekonomik büyümeden gelen payını vermeyeceğim demek. Düz mantık olarak. Şimdi Türkiye'de enflasyon rakamları hiçbir zaman geçinme endeksine göre ayarlanmadığı için, iki enflasyon rakamları sürekli kontrol altında düşük tutulduğu için direkt büyük tarafından insanlar zaten mağdur ediyordu. Bu da refah payı da biraz bunu giderdi. Bir kısmen de olsa gidermeye çalışıyor. Gidermiyordu ama gidermeye çalışıyordu. Şimdi o da ortadan kalktı. Şimdi Ankara'nın dedik ya paraya ihtiyacı var, paraya ihtiyacı var, paraya ihtiyacı var. İşte parayı buralarda minik minik ondan 1000 lira tıklı, ondan 500 lira tıklı da bütçeye yamamaya çalışıyoruz. Oysa devlet tasarrufa gitmiyor. Sıkıntı bu. Devletin tasarrufa gitmesi lazım. Asıl olan bu. Ama şu an maalesef gitmediği için oyamak siyaset kısmı onu kabul etmeyeceğin tasarrufu. Onu bir yerlerden yamaman lazım. Nereden? Bir yerlerden tırtıklıyorsun. Halktan tırtıklıyorsun. Gidecek başka bir yer yok. Ya halktan tırtıklayacaksın. Ya bütçeden tırtıklayacaksın. Bütçeden, kamu kesimden tırtıklamaya geliyorsun. Halktan, halkın cebindeki halkı biraz daha fakirleşiyorsun. Yani önümüzdeki dönemde fakirlik satın alma gücü çok çok ciddi anlamda düşecek. Yani Türkiye'deki enflasyonun tek sebebi olarak şu an vatandaş görülüyor, vatandaşın. Fakirleştiriliyor, talebi düşürmesi için fakirleştiriyor. Ve bütün bedel fakir, bu da fakirleşme. Bir örneği, bakalım talep düşünce enflasyon düşecek mi hep beraber göreceğiz. Ama ben düşünce tahmin kanısında değilim. Çünkü maliyetler yükseliyor Türkiye'de. Asıl sıkıntı burada. İşte insanlar kredi ulaşamıyor, sıkı para borcu kredi ulaşamıyor. Bunun getirdiği faiz artışı maliyetleri çıkartıyor. Şu an birleşik faizle hesapladığınız zaman kredi maliyetleri %98'e kadar dayanmış durumda. Peki bunu kim hiç insanlara yansıtmayacak mı? Finansman maliyeti koyacak, koyacaktır. Dolayısıyla enflasyon ana kaynağı başka bir yerde. Ama bütün fatura vatandaş çıkıyor. Bu 2000 liralık kesinlikle vatandaşın maalesef hala vatandaşı fakirleştirmenin bir yolu olarak görülüyor. Bunu hep beraber göreceğiz ama önümüzdeki dönem zaten 2000'ler kesilse de kesilmese çok ciddi rakamlar. Çok etkileyecek %10-15 asgari ücret üzerine hesaplarsanız %20 civarında bir kesinti demek. Bu çok ciddi sıkıntı demek. Evet. Yani yeni yıldan itibaren yapılacak deniliyor. Her ay kesinti yapılacak deniliyor ama önümüzde bir de yerel seçim var. Yani sizce seçime kadar böyle bir şey yaparlar mı? Vallahi ben seçim demek, oy demek, oy demek, emekli demek, oy demek. Hani dolayısıyla sarayı bu konuda ikna etmeleri son derece zor. Göreceğiz ama eğer böyle bir şey olursa bunun seçimi bedeli olur ya mutlaka. Kaç puan olur bilemem ama bir bedeli olur yani. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum size. Evet. Katkılarınızdan dolayı yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.